Unutma beni, ay okuglu tirik. Özüm dünya kotsa, düşünse irik. Büyük addedilen kitaplar herkesin bildiği ama çoğu kimsenin okumadığı kitaplardır. Büyük düşünür Farabi gibi zahmetlere girip deve kervanlarına Aristo kitapları ısmarlamadan ve aylarca bir kitabın yolunu gözlemeden, belki birkaç adım ötenizde bulunan bir kitapçıya girip bir kutat gubilik aldınız mı? Sayfalarını çevirip bilgi, dil, akıl, erdem ve cümle hayata ilişkin kimi sözlerinin altını çizdiniz mi? Bütün bu sorulara cevabınız hayırsa, Kutadgu Bilgi'de herkesin bildiği ama kimsenin okumadığı kitaplar arasında sayabiliriz. Ya da denizin dibinde yatan bir inci tanesi. Yusuf'a göre insan o inciyi denizden çıkartmadıkça ister inci olsun ister çakıl taşı fark etmez. Kara toprak altındaki altın da taştan farksızdır. Ancak oradan çıktığında beylerin başına tuğ tokası olur. Yusuf Has Halcip iyi bir okurdu her şeyden önce. Aristo'yu, Eflatun'u, İbn Sina'yı, Farabi'yi okumuştur. Musa'nın, İsa'nın ve İskender'in menkıbelerini, Firdevsi'nin şehnamesini de öyle. Türk atasözlerine ve kendisinden önce yaşamış olan bilgelerin, şairlerin sözlerine de vakıftı. ...1909'da Ural Yayık Nehri'nin döküldüğü yere yakın Saraycık adlı yerde topraktan bir çömlek bulundu. Üzerinde Kutadgu Bilig'den değiştirilerek ve bozularak alınmış bir beyit bulunuyordu. Ukuş kör ki til ol, bu til kör ki söz. Kişi kör ki yüz ol, bu yüz kör ki köz. Aklın süsü olan dil ve dilin süsü olan söz, Balasagunlu Yusuf'a göre karanlık geceleri aydınlatan bir kandildir. İnsan sevdiği atını nasıl köstekli tutarsa, bilgiyi de öyle tutmalı. İşte 11. yüzyıl Orta Asya coğrafyasının görkemli kapılarını açan, bu kaygıdan yola çıkılarak yazılan kitaptır. Kutadgu Bilig bizi hem Karahanlı dönemine hem Yusuf'un hayatına götürür. Yönetimin ve devletin mahiyeti, ordu teşkilatı, yönetici ve görevlilerin ilişkisi, dünya ve ahiret ödevleri aklın niteliği kadar, dönemin toplumsal sınıfları, meslekleri hakkında da bir fikir sahibi oluruz. ...11. yüzyılda Karahanlılar Devleti'nin önde gelen kültür ve sanat şehirleri Buhara, Semerkant, Farab, Balasagun, Kaşgar ve Taşkent'tir.
Düşünce hayatının en önemli şahsiyetleri Karahanlı ülkesinde bu merkezlerde yetiştiler. Farabi, İbn Sina, Kaşgarlı Mahmud, Hoca Ahmet Yesevi ve Gazali gibi her biri alanlarında zirve olan isimler Orta Asya göklerini ve insanlığın ufkunu düşünceleriyle aydınlattılar. İşte Yusuf da 1018 ya da 1019 yılında bu önemli şehirlerden Balasagun'da doğdu. Bugün sadece Burana Kulesi ve çok çeşitli dönemlere ait balballarıyla turistlerin ilgisini çeken Balasagun, 12. ve 13. asırlarda Orta Asya Türk hakanlarının payitahtıydı. Arapça, Farsça, İbrani dil ve edebiyatı, felsefe, tarih, matematik, astronomi ve tıp alanlarında eğitimini burada tamamladı. Biz modern insanlar için bir hayata bu kadar çok uğraş sığdırmak, buna ek olarak satranç, kuşçuluk, okçuluk, avcılık ve bir çeşit polo olan çevgenle uğraşmak şaşırtıcıdır. Eserine Balasagun'da başlar Yusuf. Dört ilkeye karşılık gelen dört kahramanın karşılıklı konuşmaları, tartışmaları ve yazışmaları yoluyla hayata, insana, topluma, devlet yönetimine ilişkin düşüncelerini somutlaştırır. Toplumu oluşturan sınıfların mahiyeti ve önemi üzerine düşünür. ...1068 yılında ise Balasagun'dan ayrılarak Doğu Karahanlı Devleti'nin merkezi olan Kaşgar'a gelir. Daha 1,5 yıl eseri üzerine çalışacak ve 1070 yılında tamamlayarak Tavgaç Uluç Buğra Karahan'a sunacaktır. 73 fasıldan ve 6500'den fazla beyitten meydana gelen eser şu lirik sunuşla başlar. Doğardın ise geldi öndün iyili... Acın ittik açtı uçtmak yedi. İrinçi kışık sürdü yaz kıyısın, yaruk yaz yana kurdu devlet yesin. Kurumuş yağışlar tonandı yaşıl, bizendi ipin al sarı kök kızıl. Yağız yer yaşıl tork yüzde badı, Hıtay arkışı yadı tavga çedi. Kaz ördü kuğu, kıl kalıkık tudu, Kaklau kaynar yukarı kudu. Kayusu kopar gör, kayusu konar. Kayusu çapar gör, kayusu içer. Talunen tanuk tuttu min minelik, Munukul tanuku kutakdu bilik. Olarının tanuku gelir hem barır. Menin bu tanuk boldu meni kalır. Neçetirse dünya tükör alkınur. Bitise kalır söz acun tez günür. Dünya malı ne kadar toplansa tükenir, yok olur. Söz yazılırsa kalır, acunu dolaşır. Kaşgar Türkçesiyle yazılan bu kitabın telif ücreti Has Hacip, yani baş mabeyinci ünvanıdır. Bundan sonra Balasagunlu Yusuf, yüzyıllarca söylene geldiği şekliyle Yusuf Has Hacip olarak anıldı. Kitabının yazdığı sıralarda 60'ına yaklaşmıştı. 30'unda vücudu ok gibi dimdik, saçları da kuzgun tüyü gibi simsiyahken bir yaya dönüşmüş ve saçları kuğuların ak tüylerine benzemişti. Tanrı'ya şöyle yalvarır. Ey Tanrım, beni biraz daha yaşat. Bu eserimi tamamlayabilmem için bana güç kuvvet bağışla. Kutadgu bilgimi tamamlayayım. Yağız yer, mavi gök böyle kaç şairin, kaç bilginin, kaç düşünürün yakarışlarına sahne oldu. Kaç eser yarım kaldı, kaç nefes bir cümlenin ortasında. Yüzyıllar sonra Karacaoğlan'ın
Üryan geldim, yine üryan giderim dediği gibi Yusuf Has Hacip de madem yalın geldim, yalın gideceğim yere niye kendimi dünyaya bunca ısıttın diye hayıflandı. Kutadgu Birlik Türklerin belli başlı ilk İslam dönemi eseri, Karahanlılarsa İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti olarak tarihe geçtiler. Kutadgu Birlik kaleme alındığında Doğu Karahanlılarında yaklaşık 60 yıllık bir ömrü kalmıştı. Çünkü inen her şey bir gün yükselir, yükselen de mutlaka bir gün alçalır. Kemale eren inişe başlar. Türkçenin bu büyük anıtının bugün bilinen üç nüshası var. Bunlardan Uygur yazısıyla yazılmış ve sonradan Viyana nüshası olarak anılacak olan nüshası, 18. yüzyılda bir diplomat tarafından İstanbul Sahaflar Çarşısı'nda bulunarak satın alındı. İkinci nüsha 1896'da bulundu. Arap harfleriyle yazılmış olan Kahire nüshası Mısır'da Hidiv Kütüphanesi'nde. Üçüncü nüsha ise Fergana nüshasıdır ve Arap harfleriyle yazılmıştır. Bu üç nüshanın da Türk Dil Kurumu tıpkı basımını yapmıştır. Bugüne kadar Kutadgu Birlik çok sayıda araştırmaya konu oldu. Kitabın ismi kadar niteliği de tartışıldı. Kimine göre Kutadgu Birlik, Aristo felsefesine göre yazılmış bir siyasetnamedir. Kimine göre eseri siyasetname olarak nitelemek, onun insani değerini ikinci plana atmaktır. Kimine göre ahlaki, felsefi, didaktik bir manzume. Ya da Türk muhitlerinde asırlardan beri toplanmış siyaset ve hukuka dair fikirlerin özeti. Devlet idaresini öğreten bir nasihat ve hikmet kitabı. Bir ütopya. Hilmi Ziya Ülken'e göre Türk tefekkürünün ve siyasi felsefesinin en mühim eserlerinden biri. Cenab-ı Peygamber'in ashabları izah kılıp, Kudaya Ebibi Muhammed depse, aşkım Muhammed depse. Kutadgu Birlik, dört temel ilke üzerine kurulmuştur. Adalet, devlet, akıl ve kanaat. Bu dört ilke hem birbiriyle çatışır hem de birbirini tamamlar. Hayat ve yeryüzü hayatın her alanında bu dört cevherin ahenkle bir araya gelmesinin ve bir denge oluşturmasının ürünüdür. İşte Yusuf Has Hacip'in Kutadgu Birlik'te yapmaya çalıştığı şey de evrenle bütünleşme ve kendini tamam etme çabasıdır. Hem hayatta hem de doğru bir yönetimde aradığı ahenktir. Bu arayışında ona öğrenmenin ve davranmanın dört temeli eşlik edecektir. Kitabın adını Kutadgu Birlik koydum. Okuyana kutlu olsun ve ona yol göstersin. Önce Kün Toğdu hükümdardan bahsettim. Ey iyi insan, bunu izah edeyim. Bu Kün Toğdu dediğim doğrudan doğruya kanundur. Yusuf Has Hacip Kün Toğdu'yu bir kılıç ve kalem adamı, aynı zamanda bir bilgin olarak tasvir eder. Adını güneşten almıştır. Parlaklığı hiç değişmez ve aydınlatırken kendinden bir şey eksilmez.
temsil ettiği adalet, doğruluk, ödül ve ceza üzerine kurulmuştur. Ülkesini adaletle yöneten Kün Toğdu'nun bir veziri olmadığı için bütün yük omuzlarına çökmüştür. Çünkü insanın başı nice büyürse börkü de büyür. İnsan büyür, dert büyür. Bunun üzerine eserin ikinci kahramanı girer sahneye. Sonra Ay Toldu'dan söz açtım. Mübarek saadet güneşi onunla parlar. Ay Toldu, ikbali ve saadeti temsil etmektedir. Daima büyüyüp küçülen bir aydır o. Bir top kadar oynaktır, bir ceylan kadar ürkek. Ay büyüyüp tamamlanarak en yüksek noktaya geldiğinde tekrar eksilmeye başlar. Saadet biter, kut elden kaçar gider. Onun yerini doldurmak için akıl ve bilgi gerekir. Böylelikle üçüncü kahramanımızı görürüz. Aklı ve bilgiyi temsil eden Ögdülmiş'i. Bundan sonra Ögdülmiş'i anlattım. O, aklın adıdır ve insanı yükseltir. İnsan aklıyla yükselir, bilgiyle büyür. Tanrı onu insanın hamuruna katar. O, karanlık gecede parlayan bir meşaledir. Kün Toğdu da aklı kendine vezir yaparak karanlık evini aydınlatır. Ondan sonraki Odgurmuş'tur. Onu ben akıbet olarak aldım. Kanaati ve dünya işlerinin sonunu simgeleyen Odgurmuş, kitabın dördüncü ana karakteri, bir başka ifadeyle dördüncü ilkesidir. Dünyaya değil ahirete, kalabalıklara değil ıssızlığa yakın duran tarafıdır insanın. Yazar onun aracılığıyla dünya işlerinin sonunu hatırlatırken, bir yandan da iki dünyayı birden kazanmanın yollarını tartışır. Temel soru şudur. İnsan bir dağa çekilip sadece ibadetle mi uğraşarak ahireti kazanır, yoksa halkın içine karışıp yararlı işler yaparak mı? Dağda bir münzevi hayatı süren ve bütün vaktini ibadet ederek geçiren Odgurmuş'a beyin çağrısı aynı zamanda Yusuf Has Hacib'in de dünya görüşünü ortaya koyar. Kün Toğdu, ona cuma namazlarını halkla birlikte kılması ve halka faydalı olması çağrısını yapar. Bu aynı zamanda o dönemdeki tasavvufi anlayışa karşı bir tepkidir. Gel, halka faydalı ol. Yetim, dul, güçsüz, kör, kötürüm, topallara yardım etmek, fakirlere para dağıtmak da ibadettir. Odgurmuşsa dünya işleriyle uğraşan kimsenin ibadet ve ahiret işini yerine getiremeyeceğini düşünmektedir. Bey'e dünyayı yenen İskender'in, denizi yarıp aşan Musa'nın ve ölüleri dirilten İsa'nın nerede olduklarını sorar. Ve ölüyü gören hiç kimsenin diri kalamayacağını söyleyerek Bey'e iyi bir yönetici olması için neler yapması gerektiği hakkında öğütler verir, uyarılar da bulunur. Thank you.
Yıl 462. Bu eseri yazıp bitirdim. Aklımın erdiği sözlerin hepsini yazdım. Ey okuyan ve anlayan insan! Bundan hisse al. Eğer dünya istersen onun yolu işte bu. Eğer ahiret istersen onun yolu da işte budur. Dilim söyledi, elim de bunu yazdı. Ey temiz kalpli insan! Benim bu dilim ve bu elim fanidir. Ey zeki insan! Dilden ve elden kalan nişane, işte sana yazıp bırakmış olduğum kitaptır. Ey bunu okuyan canlı! Ben bu dünyayı bırakıp toprağa düşünce, beni unutma. Seçkin nesneler, armağanlar sundu ona binlerce el. Sen de bunu kutatgu biligi armağan et. Onların armağanı gelir geçer, benim bu armağanım ebedi olarak kalır. Dünya malı ne kadar toplansa tükenir, yok olur. Söz yazılırsa kalır, acunu dolaşır. Bulut gürledi, nöbet davulu vuruldu, şimşek çaktı, Hakan'ın tuğunu çekti. Büyük Tavgaç Burahan dünyaya hakim oldu, adı kutlu olsun, Tanrı onu iki cihanda aziz etsin. Unutma beni, ay okuklu tirik. Özüm dünya kutsa, düşünse irik. Kişi doğdu, öldü, sözü kaldı bak. Özü gitti insanın, adı kaldı.